Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. LGS 2025 yolculuğu başladı ve birçok aday şimdiden 7'den 8'e kampıyla sorular çözerek, kitaplar okuyarak bu yaz tatilini çok iyi değerlendiriyor. Ancak LGS 2025'e girecek öğrencilerimize çok önemli bir uyarımız var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki LGS'de sözel ve sayısal olmak üzere iki tane kitapçık var. Ve bu kitapçıkta sözel bölümde Türkçe gibi çok çok önemli bir ders var ki inkılap tarihi ve dini de düşünürsek aynı o da Türkçe gibi yorum paragraf sorularına oluşuyor. Aynı şekilde sayısala baktığımızda da sayısal matematik fen ama fende de çok ilginç bir şeyler dönüyor. Bunu da size anlatmak istiyorum. Lütfen burayı dikkatlice dinleyin arkadaşlar. LGS'de Milletin Bakanlığı her geçen yıl sorduğu Türkçe sorularını bir nebze zorlaştırmaya başladı. Mesela Bakın 2018'de LGS Türkçe ortalaması 12 iken... ...sonrasında 11'e, sonrasında 10'a, sonrasında 9'a, 9.2'ye tekrar 10'a çıkmış ama... ...her geçen yıl böyle biraz azalmaya başlıyor. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Öğrenciler daha az kitap okuyor ve kelimelerle daha az mücadele ediyor. Yani artık hepimiz biliyoruz ki önümüzde ekranlar, telefonlar, sabahtan akşama kadar video izliyoruz. Milletin Bakanlığı da öğrencilerin kitap okuduğunda başarılı olabileceği sıralar yapıyor. Hatta size çok ilginç bir bilgi vereyim. 2018'den 2024'e kadar... Türkçe'de çıkan kelime sayısı fenden daha az olmuş. Yani fende Türkçe'den daha fazla kelime sormuşlar. Yani fende daha fazla paragraf sormuşlar. Güya siz sayısal bölüm diye düşünüyorsunuz ama sayısal bölüme bakıyorsunuz paragraflar var. Görüyor musunuz? Bak hangi soruyu sen böyle paragraf var. Çünkü arkadaşlar Milletin Bakanlığı okuyan, yorumlayabilen öğrencinin başarılı olmasını istiyor. Aynı şekilde sözel bölüm zaten paragraf. Yani sözel bölümde İngilizceyi geçtiğimizi düşünürsek bakın din sorusu. Açıyorum başka bir din sorusu. İnkılap tarihi sorusu. Başka bir inkılap tarihi sorusu. Yani Türkçe sorusu hiç fark etmez. Hep paragraflar soruluyor. Bakın 2018 fen kelime sayısı Türkçeden fazla. 2019 fen kelime sayısı Türkçeden fazla. 2020 fen kelime sayısı Türkçeden fazla. 2021 fen kelime sayısı Türkçeden fazla. Aynı şekilde 2022'de de fazla. 2023'te de fazla. 2024'te fazla olmuş ama bu şu demek değil. Artık Türkçe önemli. Hayır. Türkçe çok önemli arkadaşlar. Bu sene sınava girmiş Galatasaray, İstanbul Erkek, Kabataş, Robert Siyen üst seviye öğrencilerle konuştuğunuzda da şunu görüyorsunuz. Ya Türkçeden dolayı kaybettim ya da Türkçeden dolayı kazandım. Türkçe sayesinde kazandım. Peki ne yapmalıyız arkadaşlar? Bakın LGS Türkçe'de baş olmak istiyorsanız şunu unutmayın. Türkçe eşittir paragraf. Yani paragraf çözen LGS'de 10 adım öne geçiyor. 10 adım neden hocam? Çünkü LGS en az 10 tane paragraf sorusu çıkıyor. Net paragraf sorusu. Yani 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24 sorularına baktık. En az 10 tane paragraf sorusu geliyor. Dolayısıyla siz paragraf çözdüğünüzde LGS'e girdiğinizde açtınız diyelim ki birin kitapçığını. Birinci soru sözcükte anlam. İkinci soru sözcükte anlam. Tamam. Cümlede anlam. Anlatım bozukluğu. Cümlede anlam. Sonra birkaç tane daha cümlede anlamdan sonra yavaş yavaş paragraflar başlıyor. Paragraf, paragraf, paragraf. Devam ediyoruz paragraf paragraf. Devam ediyoruz paragraf. Yani görsel soru. Gene grafik yorumlama. Yine tablo grafik yorumlama. Yani hep böyle paragraf soruları soruluyor. Geçiyorsun inkılaplar ne paragraf. Din dersi paragraf. Fen zaten paragraf gösterdik. Dolayısıyla arkadaşlar bizim LGS Türkçe'de başarılı olmak için hatta LGS'de başarılı olmak için Hangi lise istiyorsak isteyelim. Ben Fen Lisesi istiyorum. Tamam paragraf çözmeniz. Ben Anadolu Lisesi istiyorum. Paragraf. Sosyal Bilimler Lisesi. Paragraf. Paragraf çok önemli. Peki paragraf çözer ne kazanıyor? Sadece net kazanmıyor. Aynı zamanda odaklanma yeteneği arttığı için matematikteki ya da fendeki diğer soruları da iyi anlayabiliyor. Kelime dağarcığı arttığı için Türkçe sorularını, inkılap tarihi sorularını, din sorularını çok daha hızlı çözebiliyor. Anlama hızı artıyor. Yani kitap okuduğu için anlama hızı artıyor. Çünkü biz televizyonda... Telefonda ekranlara bağımlı kaldığımız için artık bir kitap bir metin önümüze geldiğinde bir parar sorusu önümüze geldiğinde böyle sıkılıyoruz yoruluyoruz anlayamayabiliyoruz bir daha bir daha okuyoruz ama bol bol Para sorusu çözdüğümüzde emin olun odaklanmamız artacak kelime dağarcığımız artacak ve anlamazımız artacak. Bununla alakalı size bu yaz saatinde çözmeniz gereken çok önemli kitaplar önereceğim. Birincisi arkadaşlar Paragrafon. Paragrafon Türkiye derisi yapmış öğrencilerimizin mutlaka bitirdiği bir kitap. Sizler de mutlaka bu yaz saatinde bu kitabı bitirmelisiniz. Paragrafla alakalı her şeyi bize gösteriyor. İlk başta taktikler veriyor ve bunu 50 adımda bitirebiliyorsunuz günde 10 soru çözerseniz arkadaşlar yani 50 günde bitiyor bu paragraf. Önce taktikler var sonrasında 10'ar soruluk böyle paragraf olduğu fix çıkan soru tipleri var ardından da direkt 10'ar soruluk testler var. Peki diğer kitap nedir hocam? Paragrafons. İsterseniz paragrafonu bitirdiyseniz paragrafonsan da başlayabilirsiniz. Bu hızlanma ve odaklanma sağlıyor. Bu sefer paragraf soruları çözüyorsun ama kaç dakikada çözüyorsun? 23 dakikada mı? İşte 14 dakikada mı? 18 dakikada mı? 10 dakikada mı? 16 dakikada mı? Bitirmen gereken testler var. Bu testi 16 dakikada bitir diyor. Bu testi 8 dakikada bitir diyor. Bu testi 10 dakikada bitir diyor. Her bir test için süper soru ve hızlanma ve odaklanma sayılan bir kitap. Paragraf 10 kitabı arkadaşlar. Diğer bir kitabımız ise günde 15 paragraf ve anlam bilgisi. Burada sadece paragraf yok. Aynı zamanda sözcükte anlam, cümlede anlam testleri de var ama burada da Günde 15 soru çözebileceğiniz testler hazırladık. Yani artık 10 soruluk testi bitirdik hocam. Paragraf 10'u, paragraf 10'su bitirdim diyorsanız... ...o zaman günde 15 paragraf ve anlam bilgisi çözebilirsiniz. Niye 15? Çünkü LGS'de 15 tane sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf sorusu çıkıyor. Yani 2 tane sözcükte anlam çıkıyor. 3 tane cümlede anlam, 10 tane de paragraf. Toplam 15 ediyor. Bu da çok önemli bir paragraf. Son olarak da hocam ben zaten paragraftayım. Başka yayınlardan da çözdüm. LGS çıkmış soruları çözdüm diyorsanız... ...o zaman sizi... Paragrafta son nokta bekliyor. Paragrafta son nokta kitabı arkadaşlar gerçekten paragrafta en üst seviye olmuş öğrencilerin çözmesi gereken ya da en üst seviye olmak isteyen öğrencilerin çözmesi gereken zorlayıcı sorulardan oluşuyor. Bu kitabı da bitirdiğinizde LGS Türkçe adına ve daha doğrusu LGS adına çok güzel bir başlangıç almış olacaksınız bu yaz tatilinde. Senin için de mutlaka çözmelisiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah LGS 2025'te en yüksek netlere ulaşır ve hayallerinizdeki liseleri kazanırsınız. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.